Kuleonu kasabasının haber sitesi kuleonu.com.tr sizlere her türlü hizmeti sunmaktan gurur duyuyor. Kuleönü adını bir rivayete göre burada bulunan bir kaleden dolayı Kaleönü kelimesinden. Başka bir rivayete göre de Gölcüğün taşması ile ve bazı yıllar yeraltı sularının yeryüzüne çıkması nedeniyle buraların bataklık ve göl haline gelmesinden gölönü denildiği ve bundan da kuleönü sözcüğünün türediği sanılmaktadır. Kuleönü, Akdeniz bölgesinin en yüksek ve en serin kenti olan Isparta'nın kuzeyinde geniş ve düz bir alanda kurulmuştur. Asıl Isparta Ovası'nın tam ortasında yer almaktadır. Isparta kent merkezine uzaklığı 13 kilometredir. Türkiye'nin tahıl ambarı Konya ili kabul edilir. Buna karşılık Isparta ilinin tahıl ambarı da Kuleönü'dür. Çok geniş bir alana kurulmuş olan Kuleönü 35 bin dekarı bulan topraklarıyla Isparta'yı çevre il ve ilçelere bağlayan yolları denetleyen bir konuma sahiptir. Kuleönü, hem tarih öncesi yazının bulunmasından önce hem de ilk ve orta çağda önemli bir üretim ve ulaşım merkezi konumundadır. Isparta'yı besleyen geniş ovanın en önemli kasabası olan Kuleönü, Roma ve ardından Bizans yönetiminde kalmış ve bu dönemde Arap akınlarına da uğramıştır. Halk arasında söylene gelmekte olan Araplar mezarlığı, bu dönemin bir kalıntısı niteliğindedir. Türkler 1071 Malazgirt Meydan Savaşı ile Anadolu'ya girmişlerdir. Türkiye Selçuklu Devleti'nin zayıflaması ve yıkılması sürecinde bu yöredeki Türkler Hamit oğulları Beyliği çevresinde toplanmış ve 1391 yılına kadar varlığını sürdürmüşlerdir. Selçuklular ve Hamit oğullarından kalma Uluborlu, Eğirdir ve Isparta'da çok sayıda eser bulunmasına karşılık Kuleönü'nde höyük üstü ile mezarlık arasında bulunan tarihi hamam ve çeşme dağ kıyısında bulunan tarihi çeşme dışında günümüze ulaşan eser bulunmamaktadır. Tarihi hamam 1970'lere kadar varlığını korumuşsa da bugün bu hamamdan geriye pek bir iz kalmamıştır. Çeşmenin de yalnız harabeleri kalabilmiştir. Hamit oğulları 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra yeniden kurulmuşsa da 1423 yılında tamamen Osmanlı Türklerine bağlanmış, 1606 yılına tarihlenen ve kasabanın en eski camisi olarak bilinen Koca Cami, bu dönemden kalma en önemli yapıdır. Yalnız bu cami günümüze kadar pek çok onarım ve düzenleme geçirmiştir. Halk arasında Karadam olarak bilinen çatısı yenilenerek bugünkü görünümünü kazanmıştır. Bu dönemden günümüze kalan eserler arasında bugün hala izleri bulunan ve medrese olarak kullanılmış olan höyük üstü kıyısındaki toprak kerpiç yapı ve Koca Cami yanında bugün az da olsa izleri bulunan Sıbyan Mektebi kalıntıları sayılabilir. 20. yüzyılın başında Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde 2. Meşrutiyetten Cumhuriyete geçiş sürecinde Kuleönü bir büyük milletvekili çıkarmıştır ki bu da Nadir Efendi'dir. Aslen Ispartalı olan Nadir Efendi'nin Kuleönü'nde 600 dönüm tarlası bulunduğu bilinmektedir. 1972 yılına kadar muhtarlık yönetimi ile idare edilmiş olan Kuleönü köyünde son köy muhtarı olarak Ahmet Çakır görev yapmıştır. 1972 yılında kasabaya dönüşerek belediye örgütlenmesini tamamlayan Kuleönü Belediyesi'nde 1973 yerel seçimleri sonucu olarak ilk belediye başkanlığını bağımsız aday Ali Erdoğan kazanmış ve 1977 yılına kadar yönetmiştir. Halk geleneksel olarak gülcülüğün yanı sıra ve özellikle geçmişte belki de her evde bulunan halı tezgahları ile halıcılık yapmaktaydı. Atölyeler sürekli halı üretirken her evin en önemli geçim kaynağı halıydı. Tarihte bilinen Isparta halılarının önemli merkezlerden biri Kuleönü'ydü. Ancak 2000 yılı sonrası makine halısı üretimi yaygınlaşınca halıcılık uğraş alanı olmaktan çıkmıştır. Tarım ve hayvancılık bugün en önemli geçim kaynağıdır. Bununla birlikte Isparta kent merkezine yakınlıktan dolayı yoğun bir işçi ve memur yerleşim birimi olarak yer almaktadır.
Isparta'nın en büyük ovası olan bu topraklar Nadir Bey'i, Süleyman Demirel'i yetiştirmiştir. 2500'e varan nüfus ve 35 bin dekar toprağıyla, daha nicelerini de yetiştirecektir. Videoda emeği geçen, Saadettin Sele, Gündeniz Çakır'a, Ümit Çelik'e ve tarihi bilgisiyle bizleri aydınlatan Süleyman Ünlüsoy'a teşekkürlerimizi sunarız.